Bir iki yıl önce bu başıboş köpek sorunu yeni yeni ayyuka çıktığı zamanlar iki tane köpek saldırdı bana. Bir şey de yapmadılar gerçi ama ben doğru tepkiyi vermesem büyük ihtimal saldıracaklardı. Sert bir saldırı olacaktı yani. Neyse onları savuşturdum ben. Sonra dedim ki ya bu çok saçma ya. Bununla yani bu köpeklerle ilişkiyi düzeltmem lazım benim filan. Sonra artık izlemeye, iletişim kurmaya çalışmaya başladım. Uğraştım en azından. Sonra baktım ki çok yanlış davrandığım için doğru bir iletişim biçimi yokmuş. Onu hallettikten sonra da bir arkadaş edinmeliyiz duygusuna kapıldık. Sonra da çikolata labradorları yani genel olarak o ırkı görünce ben aşık oldum yani. Bu çok biraz da ırkçı bir tavır da olabilir. Ama benim gibi hani çok büyük korkuları olan biri sonra da öyle bir tercihte bulununca herhalde o tip bir detayı önemsemek istedim sanırım. Ben vallahi sağ olsunlar insanlara iyi gösterdiğimde elimden geldiği kadar kırmadan ayaküstü de olsa muhabbet etmeye çalışıyorum. Fotoğrafa çok inanan biri olmadığım için şey her zaman daha iyi benim için yani birebir muhabbet edebilmek. Çünkü ya orada mesela 3 yaşında çocuk beni de tanımıyor böyle duruyor. Yani onunla fotoğraf çekilmemi istemek o çocuğa da bir şey katmıyor. Bana da bir şey katmıyor. Ona da bir şey katmıyor. Ama gerçekten böyle gözlerinin içine bakınca muhabbet etmek isteyen biriyle her türlü her zaman muhabbet etmiyor. Yani fotoğraf isteklerini de geri çevirmiyoruz tabii ama o tabii daha değerli yani. Gerçek bir iletişim oluyor yani. Çok ne kadar zor sorular ya. Alp olsun, Alp Akar olsun ya. Evet evet, Alp Akar oynar. Kendimi aratırım böyle bir, bazen mesela bazı fotoğraflara, bir dönemle ilgili bir fotoğrafa ihtiyacım olunca onu göstermek için falan arattığım oluyor. Fake hesabım da şöyle, bir ara böyle çok pandemi zamanı artık hiçbir şeyle ilgilenemediğimiz için, yani sosyal her şeyimizden alındığı için çok futbola odaklanmıştım o dönem. O dönemde böyle bazen, erkekler biraz daha iyi bilir, çok böyle kafanızı oraya verince garip bir holigan çıkmaya başlayabiliyor içinizden. O dönem bir tane Twitter hesabı açmıştım böyle daha rahat bağırıp çağırabilmek için. ama sonra kullanmadım bir dönem. Hatta iyi hatırlattınız. Dönünce bir bakayım ona ben ya. Bir o vardı evet. Artık yok ama. Ben de hemen kolaya kaçıp kurtulayım bu sorudan. Al Pacino'yu tabii ki her performansını defaatle dönüp dönüp izleyebiliyorum. Al Pacino diyelim. Hiç anlamam yemek yapmaktan. Çok isterdim. Bir de böyle yani aşırı üşengeç bir adamımdır. Ve bir taraftan da çok böyle şeyimdir yani. Sıkılganımdır yani. Hadi şimdi ne yapıyoruz buradayımdır. Sürekli öyle olunca da ya bu ikisini bir araya getirince yemek yapmak korkunç bir ihtimal benim için yani. Mümkün değil yapabilmem. Sağ olsun kız arkadaşım da çok yeteneklidir o konuda. O ilgilenir onunla yani. Ben çok kötüyüm ya mutfak konusunda. Sadece poğaça yapmayı öğrenmiştim. Poğaçam çok iyidir ama. Şeyler çok ilginç oluyor mesela. Çocukların da dahil olduğu anlar garip oluyor. Ebeveynler böyle yani o çocuktan kurtulmak istiyormuşçasına atıyorlar sizin kucağınıza sizinle fotoğraf çekmek için falan. O garip oluyor. Bazıları böyle çok çok teklifsiz davranabiliyorlar. Ya bunun oyuncu ya da işte ünlü olmakla alakası yok. Ya biri seni çekiştirerek diyalog kuruyorsa seninle bu delirtir seni yani. Her türlü delirtir. Ama işte mesela yürüyorsun böyle giderken buradan çekip bir fotoğraf çekilelim diyebiliyorlar. Olabiliyor. Öyle anlar sinirlendiriyor biraz beni ama elimden geldiğince sakin kalıyorum tabii ki yani. otomobillere çok büyük ilgi duyuyorum. Yani bütün çocukluğum böyle sanayide işte otosanayide falan geçtiği için tabii de arabalar hep çok büyük ilgimi çekmiştir yani. Arabalar konusunda da öyleyimdir. İyi araba, kötü araba, eski araba, yeni araba gibi bir şey değil yani. Arabalara çok büyük ilgi duyuyorum. Büyük ihtimalle öyle bir şey olabilirdi yani. Asosyalliğim. En belirgin söyleyebileceğim şey bu. Çünkü arkadaşlarımla böyle hani iki akşamda bir gırtlak gırtlağa hadi gel artık, hadi gelip bizi alalım, hadi çıkalım falan gibi sohbetler yaşarız. Hatta en son dün gece yaşadık. Çok çok oluyor. Aksiyon işlerinde olur öyle sakatlıklar. Küçüktü, büyüklü. Bu işte olmadı ama ilk işimde Şevkattepe'de olmuştu. Mesela burada izi vardır hala.
Şu an belli oluyor mu bilmiyorum da. Bir arkadaşım sahne gereği böyle diziyle vurması gerekiyordu bana. Bacağına bağlı olan silahın horozu çarpmıştı burama. Çok var ya, vücudumun her yerinde aksiyon sahnelerinin izleri var yani. Biz ikimiz de böyle evlilikle ilgili çok şey düşünmüyoruz ya. Yani çok formalite gibi bir şey aslında yani. Biz zaten 10 yıldır birlikteyiz. 10. yılımız, evet. Yani kız arkadaşım için de öyle. Çok böyle hani bizim için bir şey ifade etmiyor yani. Biz kendi hayatımızı yaşıyoruz, birlikteyiz. O yüzden böyle çok aklımıza gelmedi yani. Görüşmek üzere. Sağ olun.